Vakıf Katılım Hayati inançla iftar saatini sunar. Efendim hayırlı Ramazanlarınız olsun. An tam da bu andır. Dilinizden dökülecek, gönlünüzden geçecek olanlara talibiz duanıza. Hocam İstanbul için iftar vaktidir. Hayırlı iftarlar mübarek olsun. Cenab-ı Hak kabul buyursun. Bütün ümmetin oruçlarını, ibadetlerini kabul buyursun. Bu arada bizimkini de. İnşallah. selam. İnşallah. Daha önceki bir programda paylaşmıştım ben sevgili Tarık Tufan kıymetli abimin bir sözüdür. Anne demek mutfaktan gelen çatal bıçak kaşık sesidir diye adlandırmıştı. İşte bu tatlı telaşta hep de aklıma çocuklar düşer sofra hazırlığında. Hocam küçük çocukların sofra hazırlaması muntazam olmaz. Halide. Ee, Evet, ama onun telaşı anneyi sevindirir. Evet. Bir programda bahsetmiştiniz siz, hani annenin tokadından, annenin şefkatine kaçmak aslında kul ve Rabbi arasında, Rabbi'miz arasındaki münasebetten bahsederken oradan ibret evet. almalı. Evet. evet. Tam ona da ben, böyle on, değil midir hocam? Yani ona benzer olmalı yani. Evet. Bizim bizim telaşımız yani ne yapabiliriz ki aslında vermiş olduğu nimetin karşılığı budur diyebileceğimiz hiçbir şey, hiçbir şey. Kocaman bir hiç ya. Yani. şey yapamazsın. Ama tavrındır, duruşundur. Şükür nedir diye sorana Arif'in cevabı şu olmuş. Nimeti sahibinden bilmektir. Aczini bilmektir. Yani o verdi. Nimeti sahibinden bilmek şükür. Bir başka tanımı yapılmış. Şükrün. Yine bir başka Arif. Nimeti verenin rızası hilafına kullanmamak. Nimeti verenin rızası hilafına kullanmamak. Allah verdi. Sen o nimetle ona isyan ediyorsun. Allah Allah evet. İşte bu şükür olmaz. Dilinde ne kadar şükür olsa da. Yani şükür bir haldir. Bir davranış biçimidir. Bir tavırdır. Haldir. Ee, söze hasretmemeli. Söze hapsetmemeli. Efendim iki şey iki tarif. Bakın ikisi de aslında birbirini teyit ediyor. Vereni bilmektir. Şükür. Allah-u Azimüşşan bize göz kulak dil dudak el ayak akıl fikir yürüme kabiliyeti, konuşma kabiliyeti, daha neler neler, sayamayacağımız neler neler verdi. Vereni bilmektir. Sahibini bilmek idrak etmektir. Ve verdiği nimetleri rızasına göre kullanmaktır. Sana gözü verdi harama bak diye değil. Sana aklı verdi. Zeka verdi, kabiliyet verdi. İnsanlara tuzak kurasın diye değil. Efendim. Her şeyi verdi, diploma verdi, makam sahibi oldum. Artık sözün geçiyor. Tamam. Nerede kullanacaksın? Namluyu nereye çeviriyorsun? Elinde silah var demek iş değil yani. Nereye hedef aldığını bilmeden silah var diye aferin denmez bir adam. <laughs> Olabilir ha. ki Allah göstermesin. Kötüye de kullanıyor. Sezai Karakoç mu demişti? Kardeşiniz diyorsun da. Habil misin, kabil mi? <laughs> evet. Ona karar ver. Ona karar ver ya. Evet. O da kardeş çünkü. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimeti onun rızasının dışında kullanmamaktır şükür. Ee, sağ olun hocam. Şimdi şey de yok, şöyle bir kaçarı da yok. Helal dairesi geniştir derler. Evet. Helal dairesi geniştir. Yani ya Rabbi ne yapayım şöyle bir istek ve arzum vardı ama helali yoktu gibi bir şey mümkün değil. Böyle bir örnek bulamaz insan. Yani o şımarıklık olur ancak hadsizlik olur. Haramda aradığın zevk keyif helalde fazlasıyla var. Eğer sen her şeye rağmen, bütün bunlara rağmen sana gösterilen bunca kolaylığa ve sana tanınan bunca genişliğe rağmen mayın tarlasına giriyorsan, söz dinlemiyorsan, yasak bölgeye tecavüz ediyorsan bu ruhen hasta, kafadan sakat olduğunu gösterir. Allah göstermesin. Amin. Mazur görülemez. O yüzden haramlar sayılı, sınırlı sayı. Hukukta öyle deriz biz. Numerus Klausus diye bir prensip vardır. Roma hukukundan gelir. Sınırlı sayı prensibi geçerlidir. Yani haramlar sayılmıştır. Dışında kalanlar helaldir. Ve adetle çok azdır yani sayılan haramlar. Şu, 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 şu yasak tamam. Ne demek? Gerisi serbest. O halde sen serbest olanlardan dışarıya çıkarken bir düşün. Allah göstermesin. Bulaşma çirki dünyaya vücudun pakü tahirken tertemiz yaratıldığın halde dünyanın çirkefine, çirkinliğine bulaşma. Bulaşma çirki dünyaya vücudun pakü tahirken nice oldu malı Karun'un felek bağında vafirken hele bak Karun'a bu kadar başarılı görünüyordu akıl almaz servetlere imkanlara sahipti ne oldu malı akıbeti ne oldu onu çok güzel söylemiş bir başka şair, Hayali Bey merhum. İlkbahar geliyor şimdi, daha iyi anlaşılır böyle etrafa bakınca. Bezleni evvel baharın, kuha sor, hamuna sor. Malı dünyadan ne alıp gittiğin karuna sor. İlkbaharın bezlini, bezl, saçmak, dağıtmak demek. Saçıp dağıttıklarını yani o güzellikleri, çiçekleri filan Kime sor? Dava sor, ovaya sor. Ne oldu akıbet? Tamam her taraf sarı papatyalar, beyaz çiçekler, güzelliklerle doldu da ne oldu? Çar çabuk kayboldu, sarardı. Meğer soldu. çok geçeceğimiz soldu. <laughs> Malı dünyadan ne alıp gittiğin Karun'a sor. Dünya malından da ne götürdüğünü Karun'a sor. Epey biriktirmişti. İnanılmaz bir zenginlik sahibi olmuştu ama sonu malum hiç götüremeyip adı dillerde lanetle anılarak kaldı. Yer onu yuttu. Eserin kalmadı. O maldan eser kalmadı. Bereketsiz, epter efendim. Epter tam karşılığı aslında. Soysuz, soysuz yani devam etmeyen <laughs> filan demek. Soysuz öyle oldu işte. Bundan ibret al. Sana verilen nimetler de neticede imtihan vesilesidir. Cenab-ı Hak ile ilişkini düzgün tut. Verdiği nimeti onun rızasına uygun olarak kullan ki azıp sapmayasın. Nedir bu sendeki etvarı dert gönlün misafirken? Nedir bu sendeki etvarı dert? Dert tavrı. Tavrın çoğulu etvar. Tav dertli görüyorum seni böyle bir suratın asmışsın filan. Misafir olduğun halde bu ne? Misafir dediğin umduğunu değil bulduğunu yer. <laughs> bir şeyleri eksik filan diye ne diye sızlanıyorsun? Nedir bu sendeki etvarı dert? Gönlün müsafirken. Dört mısra bu kıta bitti. Sonra iki mısra daha koyuyor her kıtada olduğu gibi. Kimden bahsediyorum? Alvarlı Efe. Alvarlı Efe Hazretleri. Hazretleri. Evet. Çok yeni biliyorsunuz. 1960'larda evet. hayattaydı. Vefat yılını hatırlayamadım şimdi. 56 mı 65 mi? Beşle 6 yer değiştiriyor emin değilim. Felekte de hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Bu iki mısra, özellikle son mısra çok manidar geliyor, acizane. Felekte hasılı insan isen, gök kubbenin altında, velhasıl, özet olarak diyorum ki sana yani, insan isen bir canı incitme. Bu nokta özel önem arz ediyor. Din nedir? Dini İslam nedir? İslamlık nedir? Sualine verilen bir cevaptır bu. cenab Hakk'ın emirlerine hürmet, yarattıklarına şefkat. Le tazimi li emrillah, şefkati li Yani böyle orijinalinde söylemiş olduk, hocalık yaptık biraz. Emirlerine hürmet et Hak Teala'nın, yarattıklarına şefkat et. Hangi yarattıklarına? istisna yok. Felekte hasılı insan insan bir canı incitme. Sonraki mısra dediğim ya çok manidar görünüyor. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Fahri alemi zişan Resulullah aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam. E, günahkar olursan onu incitirsin demeye geliyor. Bu ne demek? İşlediğin günah onu niye incitsin? Bu bağlantıyı anlamak önemli. Evet günah senin günahın. Tamam. Ben asılırım bacağımdan filan. Her koyun kendi bacağımdan asılır gibi çiğ bir laf edebilirsin, bir cevap verebilirsin. Çiğ çok verilir. Evet. Yani kime ne falan. Ben işliyorum günahı falan. E, o iş öyle değil. O iş öyle değil. Babanın evladına olduğu gibi bir muhabbetle, bir şefkatle sana e, sahip çıkıyor iki cihan serveri. Ve sana orada şöyle derse, oldu mu şimdi? ...böyle gelmek... ...bak mahcup ettin beni... ...efendim... ...sen Allah benim ver. ümmetimsin... ...ya benim yolumdasın... ...beni takip ediyorsun... ...oldu mu şimdi... ...o o kadar acı bir haldir ki... ...Allah muhafaza buyursun... Abi. İnsan kaçacak delik arar... ...yer yarık olsa giresi gelir... ...perişan bir vaziyet... ...onu incitme diyor... ...yaptığın çirkinlikler... ...Efendimiz'i incitir diyor şimdi bu bir vecihle de şöyle söylenir birkaç şairin Fuzuli'nin beytinde senin tek nazenine nazenin işler münasiptir gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım sıradan gibi görülen yaklaşım bir samimi nasihat içeriyor Müslüman'a diyor ki yani nazeninsin kıymetlisin değerlisin Orkide gibisin yani. Neden? Onun ümmetisin. Aleyhissalatü vesselam. Bundan büyük devlet yok. Sen olsun. Çok kıymetlisin. Çirkinlik yaparsan kendine zarar vermiş olursun. Orkideye katran damlatmış olursun. Güzelliğine çirkinlik bulaştırma, iras etme. Lekeleme kendini. Gözüm canım efendim, sevdiğim devletli sultanım. Bir de iltifat etmeyi öğreniyoruz şairden. Evet. Gözümce. Ya kim kime böyle dese, duruşmaya gidiyor olsan var ya rakibinle adliyeye gidiyor olsan yolda bunu söylesen vazgeçebilir ya. Davadan Sulha var. gider ya iş ya. Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım desen ve devam etsen. <laughs> Biz iltifat fakiri olduk bir de bu milenyumda. Hep böyle dikine dikine acı köşeli sert yüksek sesle efendim konuşur olduk. Öğrenmemiz gereken şeylerdendir. Eskilerin e, hep takip ettikleri usuldur, Yumuşak söylemek, tatlı söylemek, iltifat ile kelam etmek. Çok fazla geliyor gözümüze bugünlerde. Pek böyle yakıştıramıyoruz kendimize de. Adam evine davet ederken fakir fakirhaneyi teşrifinizi bekliyorum diyor. Evi fakirhane. O karşı davette bulunduğu zaman inşallah devlethaneyle müşerref oluruz diyor. Onun evi de devlethane. Ona devlethane demesi çok geniş olduğundan, buna fakirhane demesi çok dar olduğundan değil. Bu tamamen muhataba olan saygıyı, hürmeti, onu değerli bulduğunu belirten ifadelerdir, iltifat. Hayatımıza bunu mutlaka koymalıyız. En çok da en yakınlarımıza. Çünkü orada yaparız genellikle bu hatayı. Yakınımızdakine, eşimize mesela, çocuklara mesela, iltifatla ifadede bulunmayı pek pek yapmayız yani neden? Gerekli görmeyiz. Pek gerekli görmeyiz. Yani büyük hata bu, büyük noksan. İltifattan zarar gelmez Aziz kardeşim. Sen iltifatla muamele edersen oğluna şehzadem diyorsan sultan olursun da. Ya bunda ha, ne var yani? Kendine döner. Kendine döner. Hanımına sultanım diyorsan padişah olursun yani. Bu seni bu seni yüceltir. Güzel söz de kötü söz de sahibine racidir. Söz sahibinindir. O halde iltifatla e, yaklaşmak, olumlu taraftan yaklaşmak, kelamı öyle tutmak, e, düşünerek konuşmak, acele etmemek lazım. Yani boğaz dokuz boğum der ya hani bir şair şöyle söylemiş. Her ne gelirse Asiya basa, ee, hemen söyleyi verme. Ee, bak birden gelmedi. Onda bir söyle. Öğütme ağzına her ne gelirse Asiya basa. Tam geldi şimdi söyleyeyim. Ögin ardın gözet fikri dakiket onda bir söyle. Ögün önün ardın gözet fikri dakiket onda bir söyle. Öğütme ağzına her ne gelirse asıya basa. Önünü ardını gözet. Fikri dakiket, ince düşün, bir daha düşün, bir daha düşün, onda bir söyle. Yani çok konuşma yani. Demek ki söz azalacak. Öğütme ağzına her ne gelirse asıya basa. Değirmen gibi ağzına geleni öğütü verme. Bekle. Boğaz dokuz boğum. Bak kendine göreceksin. Neyi örnek gösterirler? Ney? Ney? Evet. İnsanı kamili temsil eder. Hatırlatır. Dinleneyden kim hikayet etmede? Ayrılıklar şikayet etmede. Mesnevi'nin ilk beytinin aynı vezinle Türkçe'ye tercümesi. Beşnavi ne için hikayet mikünet? Ez judayi ha şikayet mikünet? Dinleneyden kim hikayet etmede? Ayrılıklardan şikayet etmede? Bu beyti izah ederken Ankara valisi Abidin Paşa. Abidin Paşa çok güzel bir mesnevi şerhi vardır Abidin Paşa'nın. 1800'lerin sonlarına doğru Tanzimat döneminde Ankara valisi olmuş. İMKB'ye başkanlık yapmış. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı'dır. Mesnevi şerh eden de bir alimdir. Bu beyti şerh ederken neyi? İnsanı kamilli temsil eder. Diye anlatıyor. Ve ayrı ayrı dokuz delil sunuyor. Neresi benzer? Neyle insanı kamilin ne alakası var? Derken biri, biri şu. Yedi delik var neyde? Üstte altı, altta bir. Altı delik, iki göz, iki kulak, iki burun deliği. Bir temsil eder. Alttaki ağzı. Üstteki delikler üzerinde neyzen üflerken gider gelir. Onlar açılır, kapanır, açılır, kapanır. İstenen sesleri alır öylece. Alttaki genellikle kapalıdır. Nadiren açar. Açınca sızlamaya başlar. Yakar, dem çeker. Peki nedir buradaki ilgi? Sende iki göz var, iki kulak var, iki burun deliği var. İyi gözle, iyi dinle, iyi kokla, onda bir söyle, tam söyle. Böyle sık sık konuşma, çok çok konuşma. Övütme ağzına her ne gelirse asiya basa, diyor şair. Söz o vadiye dökülmüşken, hangi cihetten başka benzetiyorlar? Mesela neyin sesi? Neyden değil, neyzendendir. Bunu deneyenler bilirler. Altı üstü delik bir çubuk. Üflersin ses çıkmaz sadece bir nefes gider. Üfleyebilmek, ses çıkarabilmek için uzun bir eğitimden geçerler. Kabiliyete göre birkaç gün birkaç hafta sürer o. Ve dinleyenler, işin ehli olanlar filanca üflüyor der, bilirler. O halde gelen ses neyzenin sesidir, neyin değil. Yani insan-ı kamilin sözü taraf ilahiden yani ayna arkasındaki papağan gibiyim ezeli üstad ne derse onu söylerim diyor ubeydullah Ahrar isminde büyük İslam alimi Taşkentli der ki Arif'in dili kalbine kalbi ruhuna ruhu taraf ilahiye bakar bu uzun yoldan gelen kelamı söz halinde nutku ile verir, nasibi olanın kulağına gider. Yani yapılan benzetme şu, eskiler papağanı eğitmek için, masaya konuşturmak için yani koyuyorlar. Arkasına gizleniyor hoca, papağana konuşma öğretecek olan usta, üstat. O aynaya bakıyor şimdi. Aa, orada bir papağan görüyor. Bir papağan var. Güzel, yalnız değilim diyor. Sonra bir kelime tekrar ediliyor. Tek bir kelime söylüyor mesela. Tekrar 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 konuşuyor zannediyor. Papağan kendisini görüyor aslında aynadaki bir papağan daha başka var konuşuyor bir konuşuyor. Başka bir papağan sanıyor, konuşuyor zannediyor ve takliden konuşmaya başlıyor. Söylediği söz hangi söz? Ayna arkasındaki üstadın söylediği söz. İşte ayna arkasındaki papağan gibiyim. Ezeli üstadın söylediğini söylerim dediği bu. Neyden maksat insanı kamildir diyor. Ayrıca başka bir delil. Dedim ya dokuz ayrı şekilde ispat ediyor. Yok demektir. Hiç demektir. E, Ney. Na. Na. Farsça bir kelime. Yok. Yokluktan geldim. Varlık iddiam yok. Manasına gelir. Meşhur beyti ya Nabi merhumun. İsmini ayırmış ikiye. Na. Bi. Ney bi ikisi de farsça ikisi de olumsuzluk ikisi de yokluk manasında. Hmm. İki yoktan ne çıkar? Fikredelim bir kere. Ne çıkıyor? nabi çıkıyor işte. Orada da sanat yapıyor. Velhasıl azizim az söylemeye, dikkatli söylemeye, fikri dakik edip onda bir söylemeye dair işte gördünüz mü şairler bize neler gösterebiliyorlar? Nasıl işaretler veriyorlar? Ve biz nasıl bir şiir evreninde nasıl bir söz aleminde yaşıyoruz? Şiir üst dil evreni. Kemal bulmuş hali. Sözün kemal bulmuş hali. Cemil Meriç merhumdan bir nakil sanki burada yerinde olacak. Sözün ufku şiir, şiirin ufku naat der. Hakikaten şairlerimiz de güzel söylerler, sanat yaparlar ama naat söylemeye başladıkları zaman Resulullah'tan bahsetmeye başladıkları zaman aleta kendilerini de aşarlar. En güzel sözlerini orada söylerler. En güzeli anan sözde en güzel olmaktadır. Vesselam. Ağzınıza sağlık. E, <laughs> tam tabi cümleleri aklımda yok ama ben e, Efendimiz'i övemem. Onu de ancak benim sözlerim şeref bulur. Evet. Diyor. Yani onu övmeye kalktığımda. Çok örnek var bu vadide. Aynı mealde ama hatırladığımız bir ikisini söyleyelim. Lütfen. <laughs> Biri Fuzuli'nin su kasidesinde. Yümni natünden ouais güher olmuş Fuzuli sözleri Evri Nisan'dan dönen tek lü'lü şehvare su. Nisan yağmurunun inciye dönüşmesi gibi uygun yere düşünce inciye dönüşmesi gibi sana, sana dair olan sözlerim kıymet buldu ya, <laughs> <tarafsak Oil -ama> ya Resulallah yoksa o iş benden değil fuzuli sözlerim. ...bak ne hale geldi senden bahsettiğim için. Yahut geçelim 20. yüzyıla. Hüseyin Siret Özsever merhum. 1959 vefatı. Çok güzel bir naatı vardır. Harika bir naattır. Siret ne söyleyeyim ben? Meddahı kibriyadır. Tavsife muktedir mi mehtabı kirmi ahter? Ya Resulallah ben seni nasıl öveyim ki? Seni öven Allah'tır. Allah'ın övdüğünü ben nasıl öveyim? Benim senden söz etmem olsa olsa yerde sürünen zavallı bir kurdun mehtaptan bahsetmesi gibidir. Mehtabı anlatması gibidir. O halde neden söyledim? Şeref bulmak için. Yoksa haşa sana dair bir tanım seni anlatan bir şey söyleyemem gücüm buna yetmez ama ben şeref bulurum. Seni övmek ibadet çünkü böyle de bir durum var. Resulullah'ı övmek ondan bahsetmek başlı başına bir ibadet yani. Evet. Hiç başka bir şey olmasa bile başlı başına ibadet. Ben buna talip oldum. Seni övenler arasında bulunmak istedim. Fenni Merhum zaman zaman temas ettiğim o muhteşem eserinde 77 mısralık eserinde şöyle bir mısraya yer verir. tamamını almazsam kıtayı zor getireceğim. Mihenden kaçma ger mahsudu ihvan olmak istersen. Yetiş imdadı mazlumana arslan olmak istersen. Yapış bir kamilin destinden insan olmak istersen. Allah Allah. Nebiyi efhamı medheyle hasan olmak istersen. Çok zor geldi ama. Nebiyi efhamı anlatmak, ondan söz etmek. Öyle bir şeref bahşeder ki sana diyor yani. Şairlere söylüyor tabii bunu kelam ehli olanlara, kalem ehli olanlara. Nebiyye efhamı medheyle Hassan olmak istersen. Kim o Hassan? Sahabi Hassan bin Sabit şair. Onu övmekle nelere kavuştu? kasideyi i de sahibi neler neler oldu? Böylece onu övmenin faziletine dair bir işaret veriyor. Halbuki okuduğumuz diğer mısralarda da neler söyledi neler. Sıkıntıdan kaçma ki adam olasın. Bak Yusuf Aleyhisselam'a her türlü belaya uğradı da kardeşlerinin bile haset ettiği Yusuf Aleyhisselam olarak dillerde kaldı. Sıkıntı çekmeden olmuyor bu işler. Yani rahatına riskin olarak bir şeye kavuşamazsın diyor. Efendim mazlumların imdadına yetiş ki Hazreti Ali'nin ahlakıyla ahlaklanmış olasın. Onun fazileti Önüne geleni yenmesi hep galip gelmesinden dolayı değil, hep galipti ama onun asıl fazileti nefsine galebe çalmasındandır. Onun nefsini yenmesidir. Kendisini öldürmek üzere e, gelen kişiyi yere yatırıyor artık onu vuracakken yüzüne tükürdü diye vazgeçiyor. Adam da şaşırıp kalıyor. Neden? Bana hakaret ettin araya ben girdim diyor. Olmaz şimdi diyor. Olmaz ben seni vuramam katil olurum diye korkuyorum diyor. Velhasıl bir tek kıtada fenni merhum, daha okumadıklarımız da var ama kısa sembiyanın özetini geçmiş. Hayranım ben bu adamlara ya. Hayranım ben bu Şükür. adamlara. E, aldığım notlar şimdi e, mesela işte aman canım aramızdaki sıkıntılar her koyun kendi bacağından asılır. Ama diyor kokusu etrafı da rahatsız kokusu eder. Kokusu da etrafı yeter yani. E, kokusu da etrafı rahatsız eder. Bunu attık mı? Bunu attık bunu. Kullanmayalım daha yani. Evet. kokusu etrafı rahatsız eder. Her koyun kendi bacağından asılmaz. Asılır da olmaz yani. O Öyle olmaz. Varmaz. Doğru değil. Yani. Batıl savunma. Evet. Batıl müdafaa. <laughs> ee, şimdi e, sahabe-i kiram efendilerimizden bahsederken cümleye şuradan girmek o hani na bi dedik ya yok hiç. Ney dedik hiç. Cümleye başlarken daha anam babam sana canım feda olsun ya Resulullah deyip Evet, hepsini ya, o aradan bir çıkarmak ya, önce yani. en değerlilerini evet. ona feda etmeye hazır canı dahil en değerlilerini ona feda etmeye hazır olduğu samimi ikrarıyla işte muhabbet böyle olur aşk en böyle sona olur. bırakmak da değil <laughs> en başta daha sonuza başta, başta. başlar peşin veriliyor <laughs> Evet, en verdiği bu anam babam sana feda olsun ya Resulallah ee, neyden bahsederken kıymetli ağabeyim işte duydum kadarıyla bir benzetmesini de şöyle yapmışlardı herhalde insana kamışlıktan koparılmış olmasından kaynaklı neyin feryadı? Bu yönden de insanı Kamil'e benzerlik evet. kuruyor. Anlatıyor Abidim Paşa. Kamışlıktan koptu geldi oraya hasretle inliyor. İnsan da bezme elesten geldi özlüyor. Evet. Yani vedut alemini özlüyor. Hak Teala'ya yakınlık, mülakat, efendim rüyet Özlemi bu, derdi bu. O yüzden gurbette, o yüzden burası ona yabancı geliyor. Ve fakat bunu da mesela izah ederken yahu şairlerimiz dedim ya enteresan. Hasan Sezai marhum Edirneli. Gülşemi İbrahim Gülşeni Hazretleri'nin tarikatinde kendisi de posta oturmuş bir zatı şerif. Çok güzel bir divanı var. Diyor ki: Münkir'in görüp Sezai Bizi firkatte sanır. Gülşeni dehriçle hala yar seyraneyiz. İnkarcılar bizi görür ve zannederler ki yazık bunlara ya. Bunlar bir hasret içinde. Hani demin anlattığımız hasret. Bezme elest. Rüyet der. Ya gurbette çok acı çekiyor bunlar ya filan. Bizi ayrılık içinde zannederler. Halbuki Gülşeni Dehriçre İbrahim Gülşeni Hazretlerine de bir atıf var orada. Dergi tarikatını da zikretmiş oluyor. Zaman Gülşeni'nde Zaman Gül Bahçesi'nde Gülşeni Dehriçre hala yar ile seyraneyiz. Ayrılmadık ki. Size bir şey hatırlattı mı? Yavuz Sultan Selim merhum vefat ediyor. Hasan Can ya, yeah, ha. bakıyor Hasan Can durum son derece kritik anlıyor. Ya bu Sultan Selim Han ölüm döşeğinde. Ölüm döşeğinde, şiir pençe sırtta beliren bir çıban beş kol atmış. ırkı Medini derlerdi o hastalığa. Yahut seretan derlerdi. Kanser yani. Allahu alem. O hastalık bu. Son an geldiğini artık işin bitmekte olduğunu anlıyor Hasan Can. Tecrübeli zeki insan bir bakıyor, sultanım hak ile olunacak zamandır diyor. Artık mesele bitiyor demeye geliyor, ölüm yaklaştı. O anda şu söz nasıl edilir Allah aşkına? Hasan Can sen bizi şimdiye kadar kimle bilirdin? Diyor yani he. gülşen-i dehricre hala yar ile E ayrıldık mı ki? kalbimize başkasını mı koyduk ki? Sen vazifene bak diyor yani. Ve yasin Şerif okumaya başlıyor. Allah, Allah Allah. Birincisi bitiyor. Dönüyor ikincisini okurken ...beşinci sayfaya geliyor. Eûzü billah selamün kavlen rabbir rahim ayetine geliyor ve Yavuz Sultan Selim emaneti teslim ediyor. Noktaya da bak teslim noktası. Evet. Arkadaşlar. İşte evet. Hocam şilpençe hmm. e, aslan kelime manası bu kelime aslan pençesi. Aynen. Hastalık aslan pençesi diye anılıyor çünkü beş kol yani aslan pençesini andıran bir hali var yaranın yeşil başlı bir çıban. O beytin de artık yani herhalde tam yeri geldi. Şiirler pençe-i kahrımda olurken lerzan beni bir gözleri ahu yazıbun etti felek. Arslanlar... Kahır pençem altında inlerken şiirler pençeyi kahrımda olurkenler zam Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek Arslan'ın avı nedir? Ceylan, Ceylan. Ahu. Ahu gözlüye zebun oldum. Halbuki ben değil arslan. Arslanları inleten idim. Yani artık o neyse. Evet. Bak ki kaderin cilvesine. Bak ki şu hikmete beni bir ceylan gözlüye zebun etti. Kim o ceylan gözlü? Sırttaki şiir hastalık, pençe. şiir pençe. Ceylan gözünü andıran bir başı var çıbanın. Ona zebun olduk. Şiir ve pençe kelimeleri yan yana konularak da hastalığın adı gayet net. Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan. Beni bir gözleri ahu ya zebun etti felek. Aman Allah'ım bu ne şairlik bu ne ustalık bu ne rikat başta gelen iki mısrayı hatırlayamadığım için söylemedim ama gelirse onu da söylerim. Bir kıtadır bu. Bildiğim kadarıyla da ismine ismini taşıyan camide, türbede içeride asılı. Bu dört mısra. Gelir inşallah. Allah'ın nasıhı Allah. ala Muhammed. Ee, Hasan Can kendisini Sultanım herhalde hakla birlikte olma vaktiniz geldi sorusuna dönüp sen bizi bugüne kadar kimin neyiz zannederdin cevabını vermek de o an çıkacak bir şey değil. Değil. Bir ömrün aslında. Bir ömrün tabi hasılıdır tabi. Çıktısı dediğiniz. Bir çıktısı zerreporu evet. bu. Evet. Bu zerreporu. Hani anlatmıştım Galip merhumdan bir beyt okurken vuzu i aşkahun lazım demiş berdar iken Mansur bu kurbiyet ziyadatı nevafilden zuhur eyler. Hallacı Mansur Hazretleri dar çıkarıldığında artık infazdan önce son arzusu sorulduğunda abdest almak ister misin Hüseyin? Adı Hüseyin'di Hüseyin bin Mansur malum. İnfaz başlayacak denildiğinde aşkın abdesti kanla alınır deyip soğuk kanlı bir biçimde herkesin tir tir titrediği anda gayet metin bir biçimde ölüme karşı duruşu, ölümü karşılayışı ne anlatıp bu vaziyet ziyadatu nevafilden zuhur eyler. Yani ibadetlerde çok ileri gitmiş olmak, çok kemal bulmuş olmak, pişmiş olmakla yani farzlar yerine geldi, haramlardan sakınma tamam. Sonra nafilelerde de ziyadatu nevafil diyerek bol hani çok 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 böyle iç içe çokluk kavramlarını yerleştirip alınan mesafenin tezahürüdür, Z raporudur dediği gibi ölüm döşeğinde de gayet metin bir şekilde biz hep hak ileydik. Hasan Can gözünü seveyim. Yani sen bizi tanımadın mı? Şimdiye kadar başkasına meyil mi verdik? Efendim? Sen de mi? <laughs> sen de mi ya? Yani? Sen de mi? Şimdi geldi e, o mısralar bir... söyleyeyim mi? Lütfen hocam. Merdumi dideme bilmem nefusun etti felek gir yemi kıldı füzun eşkimi hun etti felek şiirler pençe i gahrım da olurkenler zan beni bir gözleri ahu yazabun buun etti felek merdüm mi dideme göz bebeğime bilmem ne füsun etti felek nasıl bir sihir yaptı ki ya Rabbi füsunlandık büyülendik aman Allah'ım göz bebeklerim şaşırdı yani dünyamı şaşırdım ya Feleğimi şaşırdım. Merdum edi deme bilmem Nefis hun etti felek. Giryemi kıldı füzun eşkimi hun etti felek. Gözyaşımı çok artırdı çok ağlattı. Ve gözyaşımı kan haline çevirdi eşkimi hun etti hun kan demek. Di felek ve son iki mısra. Şiirler pençeyi kahrımda olurkenler zam. Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Arslanları tir tir titretiyordum ben amma. Gel gör ki arslanın avu dediğin ceylan gözü bizi götürüyor yani. Evet. Bu dünyanın da hikayesidir. En güçlü, en zayıfa mağlup olur. Hayret edersin. Bu da mı olur dersin. Hikmet-i Hüda, Hikmet-i Hüda, Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i, beraberinde bulunan Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu Anh Efendimiz'i, mağaranın kapısına kadar geldikleri halde, hicrette, Eğilse eğilseler görecekleri noktada alemlerin Rabbi nasıl muhafaza ediyor? Hikmet nasıl Alman Allah'ım ya Rabbi. Örümcek ağını görüyorlar. Allah Allah. Bu ağların parçalanmadan içeri girilmesi mümkün değil. E bu ağlar 30 yılda falan olur yani böyle. He, bir de üstüne güvercin yumurta yapmış, iyi mi? Orada da duruyor. Orada da duruyor. Eğilmek yerine bu mülahazalarla Seslerini duyuyor Ebu Bekri Sıddık Efendimiz. Geldiler ya Resulallah diyor. Ayaklarını görüyorum diyor. Eğilseler görecekler. Endişe etme. La tahzan Allah'a Korkma Allah bizimledir. Arkalarına baka baka gidiyorlar. Olmadı bu iş ama. Ya uçmazsa diyor bur burada, buraya geldiler diyor. Adam da iz sürmekte mahir kardeşim. Rehber. <laughs> Neydi ismi de biliyor musun? Öyle bir... Hatırlamadım Rehber yani evet. Rehber evet. Bu işte adam mütehassıs. Uçan kuşun Kokusundan yönünü tayin eden bir adam. Ya, evet. Ya ve geriye dönüyorlar. Allahu Teala en sevgilisini ve onun en yakın dostunu bakın neyle muhafaza ediyor, neyle koruyor. E, bir ders almalı yani. Endişe etme sen. Korkma yani. Sen korkma. Oraya çelik duvarlar olabilir, neler neler olabilir. Cenab-ı Hak akıl almaz e, işler yaratabilir. Kadiri mutlak dilediğini dilediği şekilde yapan yaratan odur. Ama hikmeti daha böyle zayıf bir şey. örümcekler. Dünyanın en zayıf evi. Evet. evet, ayetle sabit. Evet. Onunla muhafaza etmesi. Ee, şimdi biz daha önce de kıymetli büyüğümle böyle bir sohbet etme imkanı bulduğumda da kendim cenayet sahne doğru mudur değil midir diye paylaşmak istemiştim. Bu topraklar özellikle bu kadim millet temeline bu inancı koymuş olan bu millet hayata öyle sirayet etmiş ki yani sevdiğini överken de yani beşer bir sevgiyi överken de bunu kullanıyor. İşte kaşlarım bismillah diyor yani ona sevdiğini överken bununla alakalı yüzün Beytullah yüzün kaşların şey kaşların bismillah veçin Beytullah seni öz nurundan yaratmış Allah diye <laughs> e, onu överken bile aslında teslim edilmesi gereken yeri teslim edip evet. ondan uzak kalmayıp devamında kalanı işte evet. ona istinad etmesi. Bizim e, Şükrü Baba vardı. Ut çalardı e, benim öyle gençlik yıllarımda. Ee, ben de işte bu meslekle beraber kameramanlık görevini sürdürmeye çalışırdım. Bir gün elimde keman gördü benim. Keman merak sardım hocam keman çalayım diye. E, ee, Trakyalı bir abimiz gel bakayım dedi buraya. Gittim nedir dedi o. Şimdi biliyor da dedim keman çalma onu dedi ders sahibi olursun. İnce hastalık. Niye dedim dedi ki kemandan çıkan sese ne deriz biliyor musun ne? Odunun zikri deriz dedi. Odunun zikri. Kemandan çıkan sese verilen inceliğe bakın kıymetli hocam. Odunun zikri diyor. Yani o, o, ses bizi o kadar etkiliyorsa o odunun feryadıdır diyor. Şimdi bu Ramazan ayında oduna odundan bu ses çıkıyor. Yani şahsı bana da söylüyorum. Benden de bir iki cümle çıksın ama artık bir zahmet. Ya bu Ramazan bana kattığı bu olsun yani bununla <laughs> alakalı. Yanlış mı düşünüyorum? Kemana bile isnat ettiğimiz budur aslında yani. Dert sahibi olursun dedi. Çalma dedi. Evet. Ne yaptın? Çalmadım. Yani, büyük sözü dinledim aslında. Çalmadım. Ee, aslında kendi çaldığı Ne ki? Evet. Yani, o da ayrı bir evet. dert sebebi. Yani, ince, i̇nce hastalık dediği o işte kalbi verem neyse. yani. Verem. verem, verem, tabii verem. Bir şeyde okumuştum filmlerde çocuğuma ne oldu diyor doktora soruyorlar. Filmlerde e, rastladığımız bir hastalığa kapıldı. Nedir o? Sevdiğine kavuşamazsa ölür hastalığı diye. Hastalığı böyle isimlendirir <laughs> Sevdiğine kavuşamazsa ölür diye. Kemal için bile bunu söylemişiz. Mesela kelimelerin gücünden bahsediyor Kıymetli Krimi, abi. Az önce hun deni mesela işte Kürtçe'de huin diye kan. Ha, kan. Ya, evet, Kan. Bunu biliyor olmak da mutlu ediyor. Mesela seni gördüğüme sevindimle Seni gördüm şad oldum arasında. Çok fark var. Fark olmaz mı? Çok yani. fark var. Evet. Hayat yerine yaşam desek ne kaybederiz dediler de hayatı kaybederiz evlat dediler. Aynen öyle. Yaşam solucamda da olur. Ama hayat öyle değil. Evet. Hayat insana dair sonsuzluğu da çağrıştıran Allahu Teala'nın hay ismiyle ilintili olan yani çok özel bir şey hayat yerine yaşam deği verelim demeyelim, demeyelim mümkünse, evet. zayıflatmayalım manayı. Hep böyle gidiyor zaten. Şimdi bu kelimelerdeki hassasiyet şundan. Onu değil de bunu kullanalım. İmkan demeyelim, olanak diyelim. Sal sel bilmem ne, sala bindirdik, sele verdik bilmem ne falan zaaf içine düşmüş bir Türkçe. Bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'de ilintili, bizi İslamiyetle bağlayan bir halatın lifleri gibidir. Halat kalın ve sapa sağlam. Birisi de eline jileti almış, ince ince tek tek lifleri kesiyor. Yüzlerce lif kesilene kadar siz fark etmezsiniz olup biteni. Ama bir yer gelir halat kopar. Burada bu durumu, bu inceliği görmeliyiz. Hayat derken ulaşabileceğin anlam dünyasına yaşam deyince ulaşamazsın. Bir organizma haline getirir. O derece, o derekeye düşürür insanı. Hiç eder. Nefes alan, üreyen. Yaşam fonksiyonları. Yaşam fonksiyonları gösteren. Solucanda da var, yılanda da var tavukta da var eşekte de var Sen de de var filan olur. Hayat öyle değil Hay ismi Abdül Hay Allah'ın kulu Hayat sonsuz hayattır. Her kelime aslında bizi böyle bir aleme taşıyor kelimeler anlam getiriyorlar tarihin yükünü taşıyorlar kokusunu getiriyorlar Bize ruh dünyamıza üflüyorlar, bizi zenginleştiriyorlar silindikçe, hayatımızdan çıktıkça bizler kaybediyoruz. Bir programda söylemiştim. TRT'de bir programda konuk olarak. Gam, gussa, kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeis, efkar, tasa, dert, mihnet, elem. Neredeyse tamamı Arapça birkaçı Farsça kökenli 15 kelime. Artık pek kullanmadığımız üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, değil hun, hicran. Efendim. 22. Efsus demiyorum mesela daha. Artık kullanım kabiliyeti kalmadı. Hayli eskidi diye. Ona benzer birçok Yahya Kemal'in şiirinde bile geçer ama yani uzaklaşmış onları saymadığım halde 20'yi geçen bir kelime kadrosu. Ve tamamını unutarak, göz ardı ederek Yok sayarak Bugün stresle idare etme Zilleti yoksulluğu Kabul edilir şey değil Kabul edilir şey değil Çok asil soylu bir kelime olduğunu Kabul etsek bile Bu kadar çeşitliliğe cevap veremez Ve sizi daraltır Son tahlilde geldiğiniz yer şu şey olur Cenazesi var stresli ya Yağmur yağmış stresli Borcu var stresli ...tuttuğu takım mağlup olmuş stresliği... ...oy verdiği parti muhalefette kalmış stresliği... ...efendim... ...bu kadar bu farklı, farklı duyguyu... ...bu kadar farklı duyguyu... ...sen nasıl ifade edeceksin abi tek kelimeyle... ...hakkında kovuşturma var stresliği... ...ya bunları... ...işte ayrı ayrı her birini... ...tadıyla kokusuyla rengiyle hissettiren... ...gamlı olmak başkadır... ...efkarlı olmak başkadır... ...tasa sahibi, dert sahibi olmak başkadır... ...yani bu çeşitliliği feda etmemeli. Bundan zararlı biz çıkarız ancak hiçbir karı yok. Neticede elimize hiçbir şey geçmez. Şehirle meşguliyet işte o bakımdan bir anlam buluyor ayrıca. Evet hocam. <laughs> Günümüz için belki naçizane hani şahsım hani örnek verecek olursam çok rastlıyoruz ama bunu ne ile karşılaştığımızın da farkında değiliz gibi. Mesela birbirimize bu ay soruyoruz değil mi Ramazan'da? Oruç musun? Hayır iftarsa özel programıyım. Yani Oruç musun, aç mısın gibi bir şey, niyetli misin? Hani arada çok fark yok mu? Oruç musun demekle e, niyetli misin demek arasında. E niyetliyiz, niyet ha. ettik inşallah. Ha, niyetliyiz, bu, bu niyettir bu. Çünkü oruç musun dediğimizde aklımıza ilk gelen açlıktır sadece ama niyetli misin diye sorulduğunda... ibadet veçesi. ibadet veçesi evet çıkar ortaya. Nelere niyetliyim, kötü konuşmamaya... Sen niyetliyim. epey de şiir okumuyorsun. Evet. Okusam mı? Şey. Evet. Okuyabilir misin öyle durup dururken? Yani ben tabii şey değil hocam hani aklımda o Önemli değil. Çok olduğundan değil ama açar okumaya gayret aç, aç, ederim. Hadi bakayım bir şiir oku. Epeydir şiir dinlemiyoruz ya. Aslında Bizim, okul, bizim okulu okullarımız da yani ya ben çok dinledim kendimi de onun için. Estağfurullah. <laughs> ee, biz de çok memnunuz hocam dinlemekten. Yani kabul görür mü bilmiyorum ama ben gidip gelip tek bildiğim şiirdir o ezbere bildiğim o sığınmakla alakalı okuduğumuz şiirdir aslında. Feryadi Maksut Koca'nın e, şiiri. Tanıştıracağını söz verdin. Aynen hocam, hocam söz verdim onu görev adettim seve seve arzu ederseniz onu okuyayım Lütfen. ben çünkü Lütfen. tam yeridir. E, sığınmak biraz da bana şeyi hatırlatır hocam. efendimizin. E ee, işte ilk vahyi aldığı an itibariyle gelip örtünmek. Müddessir. Evet çok yani evet. beni beni örtün dediği, sığınmak çok insani bir ihtiyaçla e, alakalı. Feryadi maksud Koca mahlasını da feryadi koymuş yani. Bu feryattır çünkü başka bir şey değildir. Feryat herhalde bir can havliyle alakalı bir durum. Bağırmak değil çünkü o feryat başka bir şey diyebiliyorum. E ee, insanın yeryüzü sahnesindeki hanedan ya hayattaki rolün ne hayattaki yaşamdaki rolün ne neyi herhalde karşılığı olarak Feryadî Maksud Koca demiş ki ben beni tanıyıp bilmeden evvel hak emretti ben bir cana sığındım baba orada müddetim dolduğu vakit 9 aylık bir mekana sığındım bir bahçedeydim dikensiz gülsüz oturdum aylarca ağızsız dilsiz bir gün yolcu oldum, servetsiz, malsız, işte geldim bu cihana sığındım. Ben Müslüman doğdum öyle diyor. Ben Müslüman doğdum elhamdülillah. Şehadet getirdim. La ilahe illallah. Ümmetinim dedim ya Resulallah. Hak'tan gelen o sultana sığındım. Bu yolda yürüdüm, didindim, koştum. Ne yoruldum ne bir yana ulaştım. Derken bir kitaptan bir yaprak açtım. Hak'tan gelen o Kur'an'a sığındım. Geceleri gündüzleri var eden, güneşi, ayı, yıldızları var eden maksudum der ey bizleri var eden ben seni hak bildim sana sığındım. Diye. Ben bundan çok etkileniyorum hocam. Yani, çok güzel bir şiir evet. gerçekten. Bu çok güzel bir şiir, çok içli. Evet. Feryadi Aruz yazmıyor değil mi hiç? Bildiğim kadarıyla Bu da hece. Evet, Gayet da hece. güzel ama yani hece şiirinde ayrı bir lezzeti var. Senin şiirlerinden söz etsek biraz sen ne yazıyorsun ne yapıyorsun? Hocam <laughs> ne açısından yok estağfurullah. Ben hece biraz, değil mi? Hece de var hocam ama işte serbest olanlar da var. Nasip olursa bir gün bir annemin terlikleri diye bir şey yazmıştım ben. Terlikleri. Anne ter, annemin <laughs> terlikleri onu bilirsiniz anne terliğini. Benim de annem yaşıyor Allah uzun ömür versin hepsine sağlıklı uzun ömür versin diye. 16 yaşında annesini kaybetmiş bir çocuğun hikayesini anlatır gibi anlatmıştım. Bugün değil ama en kısa zamanda inşallah bir gün bu programda okurum. Ee, anneni kaybettik dedi babam diyor öyle soğuk öyle donuk öyle kapıda kalmışız gibi ee, annem, baba, annem babama eşim de eşim o ne öyle karım diye çıkıştıkça babam o meşhur sözü söyler ve gülerdi ben dağ gibiyim sen de başımdaki karım Allah Allah, Allah. Allah. dağ gibi babam düze inmiş gibiydi karşımda 16 yaşım ütüsüzdü babamın üstündeki gömlek anlamıştım artık hayatımızdaki hiçbir şey bir daha doğru düzgün gitmeyecek diye. anne yok. Hatırladığım kadarıyla sabah gözümü açtığımda annemin yokluğunu bir beynimde bir dinamit gibi patlarcasına hatırlamam uzun sürmedi. Mutfak kapısından kahvaltımızı hazırlamaya çalışan babamı izledim biraz. Masada bir tabak, mutfakta bir anne eksikti. Banyoda Çamaşır suyu kokusu, televizyonda saçma sapan bir program ve bir anne eksikti. Evimizin camından sokağımıza bakan camından babama hadi hayırlı işler, bana da hadi iyi dersler diyen bir ses eksikti. Sokakta halimi soran komşular, kendime iyi bakmamı isteyen dilekleri vardı ama yolladıkları selamda biri eksikti. Aradan kaç ay geçti bilmem. Bir gün babamla yine karşılıklı oturmuş boş boş televizyona bakıyorken gözüm koltuğun önünde biri diğerinin üstünde duran annemin terliklerine ilişti. Baba şu terliği fırlatsana bana dedim bir anda. Annen gibi tutturamam ki dedi babam. Yarı tebessüm ama tas tamam bir hüzünle. O terliklere haftalarca dokunmadığımızı bilirim. Annem bırakmıştı onları öyle üst üste. Kaybettiğim her şeyin yerini bilen annem vardı. Ama kendimi kaybettim artık annem yoktu. Annemin tırnaklarımı kestiği günler. Başka da özlemim yok bu yalan dünyaya da. Diye. Maşallah Mehmet. Allah razı olsun. Tebrik ederim ya. Allah Maşallah ya. Sağ olun. Maşallah. Ee, Aslan yatağı boş değil demek ki. Estağfurullah. Şairimiz eksik değil. Bu milletten ümidini kesenin sütünden şüphe ederim ya. Estağfurullah. <laughs> Allah razı olsun canım. Sağ olun. Maşallah. Ee, bahsetmiştim Aferin. bir bugün. Allah razı olsun bu hakikaten yani ışığı kamerası gömleği ötülü vesaire bir kenara annem 16 yaşlarımda Tam da 16 şimdi aklıma geldi. Niye ise 16 demek ki ondan yazmışım bilinçaltında. altında. İlk radyo programlarına başlayacağım zaman bu genç kardeşlerim için örnek olsun. Ben bir başarıya imza atmış biri değilim. Allah şımarıklardan etmesin. Ee, dedi ki ne yapıyorsun? Dedim ki işte radyo programları yapacağım. Nerede dedi? Dedim ki mikrofonda. Hayırlı şeylerden bahset dedi. E şimdi ben 16 yaşındayım. Hayırlı şey hangisi değil çok da bilecek. Ama demek ki duaymış bu yani. Neden ettiğini bilmediği ama e, duaymış. Şakasını yapmıyorum. Hakikaten ben kıymetli abimle bunu bir gün konuştum. Dedim ki 30 Ramazan 30 saat e, size bu konuda sizi dinlemek, size öğrenci olmak. Ben normal hayatta istese de bu kadar zamanlı bulamam. Ya bir yerden sonra sıkılır da hani zamanı olsa da bunu bir insan bir insana bu kadar diye. Ama demek ki anne duasıdır bu. Anne duası adama peygamber hırkası giydirir demişler ya hocam. Allah Allah. Yani. Anne duası Allah Allah. adama peygamber hırkası giydirir diye. üveysi Veysel Karani'den bahsetmekle. Mış gibi yapmak dahi bizi kurtarır. Diye düşünüyorum yani. Hazreti Veysel Karani, evet, evet. ana duasıyla peygamber hırkası giydi. Evet. Allah, Allah. Evet. O nedenle bizdeki şairlik falan değil. Ben nacizane işte sonradan hakim olduğum bir dil. Ana dilim Kürtçe benim. Devrik bir dildir. Ee, ama Türkçe'ye çevirdiğimizde Cinasete kabul etmiş bir duygudur. O nedenle bize bu ismi taktılar. Biz de işte ortaya bu kadar yazabildiğimizi bir kişiye faydam olursa aslında başta Allah, kendime. Allah bereket Mesela. versin yazdıklarına, söylediklerine. Allah razı olsun. Feyzini bol etsin inşallah. Allah razı olsun. Feryadiye'den şiir okurken sen kendisine tanışmadan önce feryatlı bir beyt armağanımız olsun. Lütfen. Seyircilerin huzurunda. Ali Emiri Efendi Merhum 1924 vefatı kurduğu kütüphane Fatih'te Millet Kütüphanesi şairliği muhteşem bir kişiliktir. her yani çok yönlü bir adamdır ama şairliği de muhteşemdir. Mesela şöyle söyleyeyim onun yazdığı naatlar 28 tane falan çok parlak naatları vardır. Beyti şu feryatlı beyt. Lisan derdi deruna tercüman olmakta acizdir. Lisan derdi deruna tercüman olmakta acizdir. Sükutundan tahammül ehlinin feryat olur peyda. Lisan anlatamaz ama Sus. sükutunda öyle bir feryat vardır ki diyor. Duymak için can kulağa gerek. Sükutundan tahammül ehlinin feryat olur peyda. Velhasıl azizim tebrik ederim Allah İnşallah Allah zaman zaman sen bu okumalarını Araya koy serpiştir Çünkü sağlam bir yerden geldiği belli Bir yanışın neticesi Bir garipliğin neticesi Garip olanlar garip olur Hep boynu bükük olanlar Çile çekmiş olanlar Göz yaşı medeniyetinin çocukları Söylediler. Bugüne kadar öyle oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Sayı azaldı diye bitti demek değil. Aslan yatağı boş kalmaz. Senin nasıl bir şair olduğunu olacağını tahmin eden Cemal Safi'ydi. Evet, Ve esaslı bir şekilde de. Değil mi? Allah razı olsun. Söyledi. Allah, Allah ona da rahmet etsin. Amin. Amin. Bayrağı taşıyacak... Mesillere, gençlere ihtiyaç var tabii. Şimdi ismini hiçbir şekilde vermeyeceğim. Çok genç. Lise 3'te yani 4 4 3 11. sınıfta okuyan bir delikanlıyla tanıştım yakın geçmişte. Şiire olan vukufunu, kavrayışını, anlayışını, anlatışını dinledim. Şu kadar söyleyeyim, çarpıldım. Kendisine de hedef gösterdim. Yani Bak biz gidiyoruz dedim. Yaşlandık belli bir yere geldi. Bizden sonra bayrağı taşıyan gençlere ihtiyaç var. Sen kendini bu yönde hazırlamaya devam et. Gayretini sıcak tut. Allah gayretini artırsın tamam. diyerek ona bir ödev verdim. Çok şaşırarak karşıladı dediklerimi ama ben samimiyim. Çalışılırsa olacak. Altyapı kendini gösteriyor. Bu şekilde bu biçimde gördüğüm tanıdığım birçok genç de var. Tanıdığıma bahtiyarım. Allah razı Şükür. olsun eksik olma. Allah razı Birkaç olsun. Birkaç maat beytiyle bitirelim mi? Olur hocam. Ee, Ali Emiri dediniz. Tevafuk işte. Yani siz söyleyince bir irkildim ben onu. Hayatımda ilk çıkıp bana şiirlerini okudu dedikleri yerde Ali Emiri Kültür Merkezi'dir. Öyle mi? Evet. Yani bilmiyordum ama kim oldu. onun adına bir kültür merkezi kuruldu. Orada evet. hatıralarımız var. Onu anlatan bir konuşmaya şahit olmuştum. Ve fazla dersine çalışmadan anlatmaya çalıştı. Hatip epey canım sıkıldı. Ali Emir'i merhum öyle anlatılmaz diyerek epey celallendim yani. <laughs> Ama tabii sessiz içimden böyle bas bas bağırdım sessiz. <laughs> Onun anlatılmasını yerinde bulurum. İnşallah kısmet olur, nasip olur. Tanınmasında çok büyük fayda gördüğüm bir e, entelektüel, muazzam bir adam. Onun millete vakfettiği kütüphane ile ilgili olarak Yahya Kemal'in şu beytini tercih etmiş olalım. Zaten sona galiba geldik. Ya fahri kainat sen ifa et ecrini divanı kibriyada bu şark dinin. Ya Resulallah Ali Emiri'nin yaptığı şu hizmeti teşekkürle karşılayamadık. Bizi açtı mevzu mahşerde madalyasını sen takıver diyerek Ali Emiri'ye bir gönderme yapıyor aralarında vefat yılları itibariyle 30 küsur yıl var 24-58 ee, mekanda büyük fark var Üsküp Diyarbakır evet. yani şu köprüyü de görmekte fayda var İkisinin ortak değerini hatırlamakta fayda var çok teşekkür ederim Eksip, Allah razı oraya. olsun hocam ee, işte daha önce de konuşmuştuk ee, onlarla sohbet devam ediyor yani o, o bağı yakalıyorsak şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum ben Nariz, hani bazen insanı kendi lisanımca yani bunu lisana dökmek zor ama sükutunda belki bazen de söylemeye ihtiyacı hissediyoruz. Diyor ki ya bir cep telefonu sizin bende numaranız var bende de var. Ses dalgaları sonradan var olan ama bizim sonradan keşfettiğimiz bir şey. Buradan vericiye çıkıyor. Oradan da işte sizin telefonunuzun alıcısına 3 saniyede 75 bin kilometre 75 bin kilometre de aşağı iniyor 6 saniyede. İnsanın icat ettiği cihazda bu arada insanın kendisinde niye olmasın? Yani bu şimdi bunun en basitiyle çok basit gelir e, ama gönülden gönüle bir yol vardır görünmez demiş Neşet Usta. Boşuna mı dedi Usta? Yani, evet, yani, Minel kalbi ilel kalbi sebila. Evet hocam. Şimdi, telefonunda bu var. Ses dalgalarını sonradan keşfetmesini hep var olan telefonda varsa insanın kendisinden Naçsan'a hakarettir bu. İnsanda olmaz mı? Yani bununla alakalı. Hocam programda şahsım adına neler kaldı desem bir program daha çıkar onlardan. Yani neler kaldığında. Ya naatla kaldı. bitirelim dedim. Kendim boğdum unuttum ya. İstanbul Müftüsü Ahmet Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı merhum. 1978 vefatı İstanbul'u müftüsüymüş. Ateş çöllerde göstermek yeter envacı hüccacı. Bu dava şayet isterse de la ilya Resulallah dedi aleyhissalatü vesselam. Bir sürü bir beytten birini seçtim yani senin davan delil istemez de ya Resulallah isteyene şunu gösteririm o çöllerde ateş çöllerde 5 milyon insanın dünyanın her tarafından gelmiş 5 milyon insanın farklı insanın bir kara taşın etrafında deniz dalgaları gibi gözyaşları içinde aşkla şevkle dönmesine baksınlar da anlasınlar bunu da anlamayana ben ne diyeyim diyor ya oraya gidin dedi ya yetim aleyhissalatü vesselam bir gidin de hepsi bu işte 1400 sene geçmiş ya. Yani insaflı olmak lazım. Biraz da insaflı olmak lazım yani. Aşk nasip işi şey tabii. Aynen öyle. Ben son sözümü söylemem gerekiyorsa söyleyip <laughs> hayırlı sahurlar diliyoruz. Bütün seyircilerimize İki cihanda saadet ve selamet diliyoruz. Size şu dua ederiz. Allah korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail etsin. Siz de bize son nefeste saadet ve selamet duasını esirgemeyin ve selam. Allah razı olsun programa ilişkin ne güzel diye hatırınızda kalan ne varsa kıymetli abeyim onun aktardıklarından dolayıydı. Hata kusur olmuştur. O da şahsımdan kaynaklanır. Şükür hatamızla kusurumuzla beraber hakkınızı helal edin. Duanıza amin dileğiyle. Hayırlı sahurlarınız olsun şimdiden. Hayırlı Ramazanlar. Allah emanet olun. Vakıf Katılım Hayati inançla iftar saatini sundu.